Galatasaray'da transfer çalışmalarını konuşmaya başlamıştık. Cengiz Ünder konusunda Serhan Türk dedi ki zor bir hedef, gerçekleşmesi çok gerçekçi bir hedef değil. Peki Serhan, maliyeti çok yüksek. Maliyeti çok yüksek dedin. Gerçekleşmesi gerçekçi hedefleri biraz istersen tabii gerçekçi konuşalım. Hedeflerden önce ben şunu söyleyeyim. Bugün diş hekimleri günü. Kutluyorum tüm diş hekimlerimizi. Kutlu olsun. Öncelikle eşim Berna Türk'ün çocuk diş hekimi, pedodonti uzmanı. Eşimin de bugün gününü diyelim. Kutluyorum. İnşallah. Selamlar da söyleyelim. Sevgiler, saygılar bütün diş hekimlerimizin de gününü kutluyorum. Allah muhtaç etmesin dediğimiz ama şimdi tabii ben eksikliğini de göstermesin. Amin, amin. Şimdi ben şuradan şunun rahat, net bir şekilde dile getirebilirim. Galatasaray transfer yapacak devre arası. En az 2 transfer yapacak Galatasaray. Maksimumda 3 transfer yapacak. Ama bu transferlerde sezon başında yapılan transferler gibi olacak. Yani hem Galatasaray'ın kamburu çıkmayacak, hem mali açıdan sıkıntıya girmeyecek bir transfer politikası yapacak. Sezon başındaki yapacak. Gibi deyince acaba herkes, dedim yıldız yıldız da isimler olacak, mi? Yıldız da olacak. İçinde yıldız da olacak. Özellikle Dünya Kupası dönüşlerinde dört gözle bekliyoruz. İstihbaratları ben burada alayım. Aldı şimdi hepsini tek tek. Mesela şimdi bir maaş skalasını ve Galatasaray'ın ödediği skalayı ön plana çıkarmak istiyorum. Özellikle mesela Galatasaray'ın biliyorsun Drogba, Snyder, Melo'lu bir dönemi vardı ve evet. Şampiyonluk yaşamıştı. O dönemde harcadığı Galatasaray'ın transfer bedeli, maaşlar, ücretler, transfer ücretleri, bonservisler dahil 220 milyon euroydu. Orada yıldız 3 tane futbolcu vardı biliyorsun. Yıldız hı hı. Futbolcular. Evet. Şimdi geçen seneye geliyorum. Geçen sene Galatasaray'ın o kadar çok transfer yapıp harcadığı transfer politikası, harcadığı para ve yıldız isim de yoktu biliyorsun. 90 milyon euro. Bu sene işte uçağa 3 tane yabancı yıldız futbolcu koyuyorsun. 7 tane transfer yapıyorsun. Ve dediğim gibi biraz önce majör liglerde oynayan 3 tane Avrupa liginden büyük transfer teklifi olan futbolcuları getiriyorsun. Bonservis, maaşlar, toplam alacakları maaşlar yani sözleşmesi bitene kadar sonra alacakları maaşlar toplam 80 milyon euro. Bir tarafında 3 tane büyük transfer getiriyorsun. 220 milyon harcıyorsun. Geçen sene Burak Elmas yönetiminin harcadığı, getirdiği takım 90 milyon euro. Ve bu sene muhteşem işler yapıyorsun. Dünyadaki tanınmış bütün yıldızları getiriyorsun. Icardi gibi futbol yıldızını getiriyorsun. Oliveira, Torreira, Mitsui, Yusuf ve harcadığın para 90 milyon. Bunu yapan 80 milyon euro. Bunu yapan yönetim acaba neler yapmaz? O yüzden ben şunu söylüyorum. Galatasaray taraftarı rahat olsun. İstihbaratım da o yönde. Galatasaray devre arasında 2 tane önemli transfer, maksimumda 3 transfer daha yapacak. Ama söylenen isimler çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Onu da söyleyeyim ben sana. Çıkan Dembele isimler. Dembele gibi, Eden Hazard gibi isimler okuyoruz gazetelerde. Evet, o isimler çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Ama şunu da söyleyeyim açık bir net. Galatasaray bu isimler arasında yıldız transferde olacak. Özellikle Dünya Kupası'nı biz televizyonlarda izliyoruz ama yerinde takip eden Galatasaray'ın önemli insanları da var. Yine uçaklar. Samet'i tahmin etmek kolay oldu da şimdi bu çok geniş bir havuz oldu. Şimdi bunu yapamayacağım uçaklar, şu uçaklar, an. Uçaklar Galatasaray ülke için kalkacak. Ülke vermen lazım. Uçaklar sen. Galatasaray için kalkacak. Yani ben de Taner gibi şey yapıyorum şimdi. Ama seninki çok geniş oldu şu an. Tahmin etmek yani çok zor işte oldu. Onları ben de şu an söylemeyeyim. Çünkü gerçekten transfer işi çok önemli bir iş. Mesela şimdi Taner çok güzel bir meslek etiği ve ahlakı gösterdi bize. İsim vermedi. Bölge işte isim verdi ama yani hani sen tahmin edince. Yok yok. Ben kaynakla ilgilenmiyorum. Kaynağını söylemedi yani. Kaynağını da dile getirmedi tamam mı? Biz de burada şimdi çok isimler yazabiliriz, çok isimler söyleyebiliriz. Ama burada bizi izleyen milyonlarca insan var. Ve bu insanlar bu futbolcularla yatıp kalkıyorlar. Evet. Ve bu insanlar gelecek mi diye hevesleniyorlar. Bu futbolcular abi bizle oynar. Bak, i̇şte Icardi, o yüzden isim bekliyorlar. Icardi isim veremeyiz. Çünkü isim verdiğimiz zaman olmama ihtimali olduğu zaman yani çünkü Galatasaray'da bu sene de öyleydi. Galatasaray listesi var. Bütün takımlarda böyle olur. 5 tane transfer listesi var. 1. sıradaki transfer, 5. sırada transfer. 1. sıradasını almayabilirsin, 5. sıradasını alabilirsin. Ama şunu söyleyeyim, yazılan isimler çok fazla gerçeği yansıtmıyor. Çok fazla insanlar beklentiye girmesin. Çünkü şu an gerçekten bir transfer toto oynanıyor. Yani çünkü transfer döneminde daha zaman var. Tabii ki çalışmalar devam ediyor ama bu süre zarfında Dünya Kupası'nı oynayan futbolcular var. Kendi takımlarında hazırlık kampı geçiren futbolcular var. Sakatlığı var, şuyu var, buyu var, görüşmeler var.
Ama şunu net bir şekilde dile getirelim. 80 milyon euroya bu kadar çok transferi yapan, 3 tane yıldız futbolcu uçağa getiren yönetim Erden Timur bu sene neler yapmaz ben de çok merak ediyorum. Peki Serhan, tabii ki isim verme ama bölge bölge yani Okan Buruk ihtiyaç olarak neleri belirledi? Nerelere takviye yapılacak? Ya teknik adamları doyuramazsın. Her bölgede futbolcu isterler. Şimdi bunu da söylemek şeydi. Sol beke bir tane transfer yapılacak. Yani şunu ben zaten ilk biliyorsun Aspor ekranlarında söyledim ben bunu. Van Aanholt'un geleceğiyle ilgili ben sezon başı söyledim. Aspor'da çıktım dedim ki Van Aanholt'ta Galatasaray istemiyor. Devam etmek istemiyor. Çünkü Van Aanholt'ta istemeyen Galatasaray yönetimi Omar'la da istemiyordu. Ve Omar'la biraz sıkıntılı bir dönem gerçekleştirerek. Çünkü Omar dendi ki o zaman sen biz seninle bir planlama düşünmüyoruz. Lütfen sen kendine takım kur, bul. Sonrasında bizim aldığımız istihbaratla Omar'la devam edemeyecek. Ve biz bunun haberlerini yaptık. Dedi ki Omar'la Galatasaray devam etmeyecek. Sonra Omar çıktı. Bizi yalanladı. Ve Galatasaray da yalanladı bu arada. Ondan sonra karşılıklı anlaşması feshedilerek gönderildi. Aynı şey Van Aanholt'la da konuşuldu. Dedi ki biz seni istemiyoruz. Bu seneki planlamamızda yoksun. Biz daha şampiyonluk için kadro kuracağız. Bu kadroda biz seni düşünmüyoruz dendi. Van Aanholt da şöyle dedi. Ben şu an bana gelen teklif yok. Galatasaray Kulübü dedi ki teklif nasıl olmaz? Sen çok iyi bir performansı var. Çok Hollanda milli takımının oyuncusun. Tamam biz sana bulalım dediler. Gittiler hemen ardından yani bir hafta bile geçmedi. 3 günde 3 tane takım buldular. Transfer. Van Aanholt'a transfer eder misiniz? Ya tabii biz bunu çok isteriz dedi. Anlaşırsak tamam dedi. Van Aanholt dedi ki ya ben kabul etmiyorum. Benim ailem burada çok mutlu. Benim çocuklarım burada çok mutlu. Ben burada kalmak istiyorum. Ben bunu defalarca dile getirdim. Ama işte sözleşme maddesi, çıkış maddesi, futbolcunun hem önümüze dönük alacakları hem bonuslarla beraber yaklaşık 3 milyon euro, 3,5 milyon euro bulan ödemeleri var. Galatasaray bu yükün altında kalmak istemiyor. Futbolcuyu satmak istiyor. Oradan da en azından o gelirlerden düşürmek istiyor. Ama Van Aanholt anlaşılmış değil. Tabii ki bir forvet noktasına bir takviye olabilir. Seferovic gider mi? Seferovic'in gitme ihtimali biraz yüksek. Ya bir de şimdi Dünya Kupası performansı da bağlayıcı olacak. Eğer Seferovic Dünya Kupası'nda iyi de performans gösterirse kalacağı yönde bir sinyal olacağını düşünmüyorum. Seferovic Dünya Kupası'nda... Peki iyi bir performans gösteren Seferovic'den faydalanmak istemez mi Galatasaray? Şu an isteyeceğini düşünmüyorum. Ya aldığım istihbarat da öndeyilir. Yani Galatasaray Seferovic'in performansı Seferovic'in iyi bir yere ya da Galatasaray'ı rahatlatacak bir şekilde transferine sebep olur. Öyle görmek lazım. Bir de yerli rotasyonda bir arayışı daha var. Stoper mevkisinde de bir takviye ihtiyacı olabilir Galatasaray. 3 transfer diyorsun maksimum. Biri minimum, yerli. Minimum 2 transfer yapacak Galatasaray. Maksimum da 3 transfer yapacak. Biri yerli olacak. İkisi de yerli olabilir. İkisi de yerli olabilir. Aha. Peki Serhan'ın verdiği bilgiler ışığında hemen yorum kim için. Kim bunlar falan diye. Yok kim bunlar değil ama bölge bölge. İşte yerli, yabancı, 3 isim. Evet. Ya şimdi sol bek için ihtiyaç zaten net bir şekilde gözüküyor. Galatasaray'da aynı Fenerbahçe gibi savunmasını biraz daha güçlendirme niyetinde. Hücum oyununda çok büyük sancıların olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'da. Hı hı. Evet yani takım bir şekilde olayı ön tarafta Icardi eğer günündeyse yani formunu sağlayabiliyorsa özellikle Kerem'le Yunus'tan da performans alabiliyorsanız takımın zaten hücumla ilgili çok ciddi problemleri yok. Belki bir takviye ile birlikte ön bölgeyi kapatacaklardı ama asıl transferlerin ya da güçlendirilmesi gereken bölgenin savunma hattı oldu fikrindeyim. Burada da isimler konusu gerçekten şimdi Dünya Kupası, havuz vesaire deyince işin ucu bucağı tabii, yok. Tabii. Şimdi gidip Icardi'yi getiren bir kulübün de devre arasında kimi getirebileceğini tahmin etmek çok kolay bir iş değil. Ama ihtiyaç mıdır? Evet bu bölgelere bir ihtiyaç var. Peki yine yıldız olabileceğini söylüyor Serhan. Bu noktada belki şunu da konuşmak lazım. Bu kadar çok yıldız oyuncu üzerinden mi gitmeli Galatasaray'ın bundan sonraki transfer planlaması? Yoksa artık biraz daha hani o asker tabir ettiğimiz direkt görev insanı olarak alınabilecek oyunculara mı yönelmek lazım? Yani hem yıldız hem görev insanı olabilir bir insan. Yani bir insan yıldızken görev insanı olmaz mı? Mesela birlikte yapabilir. Bak mesela baktığın zaman yıldız oyuncu benim için Icardi ya da herkes için Icardi. Ama bana sorarsan en iyi görevini yapan oyuncu Torreira. Bence Torreira da yıldız bu arada. Yani ve yani daha aslında baktığın zaman hem görev icabı hem yaptıkları açısından hem de isim açısından daha çok yıldız olduğunu düşünüyorum. Ve Torreira adeta yani Galatasaray'ın düşünsene geçen seneki kadrosuna bak. Berkan, Taylan,
Çıkıldao. Şimdi baksana kadroya. Oliveira, Mertens, Torreira, Oliveira, Mertens. Ya nasıl bir yere evrildi yani? Yani bir tarafta bizim Türk yıldızları, yanında Romanya'dan gelen bir yıldız futbolcu ama bu sene 3 tane önemli yıldız ve Galatasaray'da. Yani Galatasaraylılar rahat olsun. Eğer bu futbolcuları bu bedellerle getirebiliyorsan ve transfer görüşmelerinden çıkan menajerler ya da kulüpler yeter artık, biz sonunda imzaladık yeter artık, yoksa biz kulübü vereceğiz şekilde çıkan kulüpler olduğu süre içerisinde ve bu transferi yapacak yöneticiler olduğu süre içerisinde Galatasaray'ın sırtı yere gelmez. Şimdi az önce Fenerbahçe'de gidebilecek oyuncuları da konuştuk. Benzer bir konuyu Galatasaray cephesinden de ben sormak istiyorum. Bugün Mehmet Özcan'ın haberi var Sabah gazetesinde, şöyle bir baktım. Victor Nelson'la İspanyol, Torreira'yla da İtalyan kulüpleri ilgileniyor demiş haber. Ocak ayında kapı çalınırsa yönetim mutlak bir şekilde sezon sonu gelin diyecek şeklinde. Tabii. Net bir tavır koyacak yani şimdi, şeklinde bir haber. Fenerbahçe'deki durumdan Galatasaray'ın durumu arasında hiçbir fark yok. Yani iki takım da bu sene mutlak şampiyonluk hedefliyor. Ve siz özellikle Nelson gibi takımın amirali şu anda. O savunma hattıyla ilgili Marco'yu kaybetmişsiniz. Galatasaray'ın bence orada en büyük şansı Marco'ya giderken orada Nelson'un kalmış olması. Kesinlikle. Nelson orada toparladı savunmayı tek başına. Hı hı. Ve yanına gelen oyuncuyu da toparladı. Yukarıya çekti. O yüzden Galatasaray'ın devre arasında Nelson'u gönderme gibi bir lüksü hiç yok. Böyle bir yönetim başarısızlığını herhalde kimse imza atmaz. Ve Galatasaray nasıl bir teklif gelir bunu kestirmek mümkün değil. Az önce Fenerbahçe'de de aynı şeyi söyleyeyim. Yani şimdi teklif var, teklif var. Evet, o açık bir kapı. Ama gerçekten de normal şartlar altında kimse bu kadroda Nelson'u, Torreira'yı gönderemez.